Bugünkü programımıza hoş geldiniz. Nurpınarı grubunun bugünkü programında Profesör Doktor Mahmut Akpınar hocamız var. Başlığımız yozlaşan tarikatlar ve cemaatler üzerine olacak. Mahmut hocamı dinleyeceğiz. Hocam buyurun. Mahmut hocam. Evet, cümleten selamun aleyküm. Bu başlık biraz da yazdığım bir kitap vesilesiyle atılmış oldu, konulmuş oldu. Tarikatlar ve cemaatlerdeki yozlaşma veya siyasetin yozlaştırdığı tarikatlar ve cemaatler diye 2 hafta önce online bir e-book, yani e-book basılı değil de online bir kitabımız çıkmış oldu. Onun üzerine bu sohbeti, müsabeyi yapıyoruz. Yani yazılarım peki nereden oluştu, benim o kitaba konu olan yazılar? İşin doğrusu onlar farklı zamanlarda 10-15 senedir yazdığım dini gruplar, cemaatler, tarikatler, onların problemleri, çözüm yolları üzerine oluşan yazıların bir araya getirilmesinden mürekkep bir kitap. Kitap haline gelmezden önce de yazıları ben bir kitaba dönüştürme plan ve iradesiyle, arzusuyla yazmıştım biraz. Boşlukları doldurarak, yani ileride bu konuda bir kitap olsun diye bir niyetim vardı. Ben şahsen dini bir inançlı bir ailenin içinden, mütedeyyin bir ailenin içinden çıktım. Dini grupların pek çoğuyla yakın temasım oldu, İslami grupların. Dolayısıyla da İmam Hatip mezunuyum zaten. Dolayısıyla bu tecrübeden hareketle zaman zaman gözlemlerimi yazdım, paylaştım ve gördüğüm problemleri cemaat ve tarikatlerde gördüğüm problemleri tespit etmeye, sonra da onlara çözüm yolları, önerileri getirmeye çalıştım. Yani yazılarım ve kitap gözlemlerden, deneyimlerden daha çok ibarettir. Bu konuda ben derinlemesine akademik araştırmalar yapmış değilim, bunu peşinen ifade edeyim. Hayatım boyunca temas kurduğum bu grupların pratikleriyle daha yakından ilgilidir. İşte Menzil cemaatinden tutun, Mahmud Efendi cemaatine kadar, işte siyasal İslamcı, milli görüşlü yaklaşıma kadar, Hizmet Hareketi'nin zaten içindeyiz, biliyoruz. MHP ile temasım orada, milliyetçi gruplarla 80 öncesinde, Akıncılarla temasım oldu filan, yani pek çok kesimle temasım oldu. Süleyman Efendi cemaatinden çok yakın akrabalarım var, yani bir kardeşim onlardan filan. Dolayısıyla bunları bir tecrübeye çevirmeye çalıştım. Bu kitap ortaya çıktı. Tarikat ve tasavvuf ne? Aslında tasavvuf dediğimiz şey İslam'ın, Müslümanların ve İslam tarihinin çok önemli sayfalarından birisi. Münhasıran Anadolu'nun İslamlaşmasında, Balkanların İslamlaşmasında, Orta Asya'da, Kuzey Afrika'da, bugünkü Suriye'de, Irak'ta tasavvuf ekolleri çok ciddi ve çok etkililer, çok güçlüler. Toplum üzerinde müessiriyeti çok fazla. Tarikatların ve tasavvufların nasıl çıktığı ile ilgili farklı yaklaşımlar, yorumlar var. Efendimiz döneminde tarikat mı vardı diye bir soru var. Evet, yoktu. Tarikat Hicri 2. asırdan sonra Tebe-i Tabi'in döneminde daha ziyade çıkıyor. Ve İslam'ın, inancın biraz da insanı olgunlaştırmaya, insanı kamil üretmeye yönelik, iç dünyasını zenginleştirmeye yönelik, belki ibadetleri, evrad-ı ezkârı disipline etmeye yönelik, içe doğru derinleşmeye yönelik bir yol. Zaten tarikat yol demek. Tasavvuf kelimesinin nereden geldiği konusunda farklı rivayetler var. Tasavvuf, sufizm veya saf suf diye yünden geldiği söylenir. Eski dönemde sufilerin fakirlik alameti aynı zamanda bu. Yünden elbiseler giydikleri, ki Orta Doğu ve Arap Yarımadası'nda yünden elbiseler giymenin nasıl bir işkence olduğunu tahmin edebilirsiniz. Yünden elbiseler giydikleri için onlara sufiler denildiği ifade edilir. Kelimenin bir kökeni de Ehl-i Suffa dediğimiz, Efendimiz döneminde Mescid-i Nebevi'de Hazreti Peygamber'den ve önde gelen Müslümanlardan ders alan bekar gençlerden geliyor. Suffa ashabı. Hani Efendimiz de diyor, kızı Fatıma bir şey istediğinde ben önce Ehl-i Suffa'nın ihtiyaçlarını görmeliyim. Onlar orada aç duruyorlar.
Yani bir taraftan ilim tedris ederek, Efendimiz'den hadis dinleyerek, onun sohbetlerini dinleyerek, Kur'an analiz ederek, dinleyerek hayatını sürdüren fakir, bekar, ilim ehli insanlara da denmiş. Sufizm oradan da yani geldiği söylenir. Efendimiz'in mescidinde oturan gençlerden veya sofa tabiri de var. Hani Anadolu'da da kullanan sofadan geldiği de ifade ediliyor. Hicri 2. asırdan sonra Sufizm daha sistematik hale geliyor. İşte bu tarikatlarda dediğimiz evrad-ı ezkar, zikirler, dualar, silsileler filan, her tarikat kendine dair dualar, bir takım hatmeler, bir takım ritüeller geliştiriyor. Bunlar ritüeller de tamamen aslında bir yönüyle insanın içe doğru derinleşmesi, Allah'la irtibatını güçlendirmesi ve kendini keşfetmesiyle ilgili. Hani Yunus Emre de bir tarikat mensubudur biliyorsunuz. İlim ilim bilmektir, ilim kendini bilmektir. Yani kendini bilmek, Allah'la ilişkini, eşyayla, varlıkla ilişkini anlamaya çalışmak, anlamlandırmaya çalışmanın adı tasavvuf. Ve Hicri 2. asırdan sonra son 100 yıla kadar İslam tarihinde aslında tarikatlar çok etkili olmuşlar. Müslümanlaşmalarda çok etkili olmuşlar. Mesela emperyal dönemden sonra pek çok ülkenin bağımsızlığını kazanmasında da tarikatlerin çok etkisi olmuştur. Kuzey Afrika'daki ülkelerde olmuştur, Suriye'de olmuştur. Yani tarikatlar İslam medeniyetinde tasavvuf ekolleri aslında çok köklü izler bırakmış akımlardır. Dini, sosyal, kültürel akımlardır. Eğitime çok büyük katkıları olmuştur. İçtimai hayata, toplum hayatına çok büyük katkıları olmuştur. Tarihte bilebileceğimiz, adını hemen anacağımız bütün büyük zatlar bir tasavvuf erbabına, bir tarikat şeyhine intisap etmiş, manevi yolculuğunu onun nezaretinde yürümeyi tercih etmiştir. İşte Akşemseddin'den tutun, Yunus Emre'ye kadar, Hacı Bektaş-ı Veli'ye kadar, Mevlana'ya kadar, İmam-ı Rabbani'ye kadar aklımıza gelebilecek pek çok İslam büyüğü tasavvuf ekolleri içinden çıkmış, o ekollerin öncüleri, önderleridir. Üstadımızın cübbesini teslim aldığı Halid-i Bağdadi keza aynı şekilde bir tarikat erbabıdır. Bu yönüyle tarikatlar ve tasavvuf ekolleri çok önemli. Ancak Cumhuriyet döneminde Türkiye'de bunlar yasaklandılar. 1925 zannederim. Tekke ve zaviyelerin kaldırılmasıyla birlikte. Dolayısıyla bu dönemde tarikatlar ve tasavvuf ekolleri, öldürülenler, idam edilenler oldu filan pek çoğu, yerin altına indiler. Katı Kemalist yaklaşımlardan dolayı biraz da tedbir mülahazasıyla görünmez oldular ve yasal olmaktan kaçındılar. Veya devlet nezdinde, resmi kurumlar nezdinde var olmadılar. O zaman yok gibi sayıldılar. Uzunca süre devletler de işte bu kanun, tekke ve zaviyeler kanunu olduğu için, laikliğe aykırı filan kabul edildiği, şaibeli bir alan olduğu için işte Turgut Özal gibi insanlar bile bir taraftan bir tarikata mensup olduğu halde, oradan beslendiği halde, öbür taraftan tarikatları resmi olarak varsaymadı. Yani yok saydılar. Orada bir problemli alan oluştu. Legal hayatın bir parçası. Ama yasalar açısından, Türkiye Cumhuriyeti düzenlemeler açısından illegal bir alan oluştu. Zaten bugünkü tarikatlerin bu hale gelmesinde de bence, benim kanaatimce, bu flu, belirsiz, karanlık, illegal alanın varlığı çok önemlidir. Yani bir taraftan var hakikat ama öbür taraftan yok kabul ediliyor. Tarikatları, tarikat kavramını İslam dışı tarikatlar da kullanıyor. Yani peki onların bu tarikat şeyini kullanmasının ismini ve şeyini kullanmasının amacı ne olabilir? Yani buradan gelen bir tarikat şeyi var. Bir şeyi var, kelimesi var yani. Bu tarikat kelimesini biz biliyoruz. Bazı Hristiyan topluluklar, farklı yine farklı dinlerdeki insanlar da bu tarikat mefhumunu kullanıyorlar ve aynen İslam'daki gibi biraz önce anlattığınız gibi yine bir grup şeklinde kendilerini tanımlıyorlar. Buna nasıl yaklaşıyoruz hocam? Ya bütün tarikatların zaten hak olması gibi bir şey söz konusu olmaz.
tarikatların içinde çok hani bu Fadime Müslim meselesinde olduğu gibi tarihte de olmuş. Yani Haşhaşiler de kendince bir tarikat. Onların da kendince dini bir temelleri var. Dayandıkları noktalar var. Çok sapık. Yani İslam'la asla bağdaşmayan, İslam'ın temel esaslarıyla bağdaşmayan tarikatler de olmuş. Zaten onlar bizim konumuz dışında. Onları ayrıca ele almak lazım. Biz gerçekten saygı duyduğumuz, hani hizmet hareketi olarak da zannederim öyleyizdir. Tarikatlara biz ontolojik olarak karşı değiliz. Ben değilim en azından. Tarikatların faydalı olduğunu düşünüyoruz. Tarihte önemli bir misyon eda ettiğini düşünüyoruz. Üstadımız zaman tarikat zamanı değil, hakikat zamanıdır diyerek tarikatları bir yönüyle kökten reddetmiyor aslında. Konjonktürel olarak bu dönemde tarikatlerin o misyonunun geri planda kaldığını, iman hizmetlerinin öne çıkması gerektiğini ifade ediyor. Yoksa tarikat düşmanı değiliz. Burada ele alacağımız konu da zaten sapık tarikatler değil. Yani İslam'ın çizgilerinin dışına çıkmış. İtikadi olarak, inanç olarak elbette her tarikatın yanlış yapanları olabilir. Bunu söylemek istemiyorum. Tarikatın esasları sağlamdır. Yanlış adamları olabilir. İşte cübbeli gibi, cübbesiz gibi, bilmem ne gibi filan. Bunların nasıl yozlaştığı, bunlar üzerinde durmaya çalışacağız. Evet. Öbür sapık tarikatlar bizimle ilgili değil. Bir de cemaat kavramı var karıştırılan. Onu da açıklayacağız şimdi. Cemaat aslında İslam tarihinde, medeniyetinde uzunca süre farklı din ve inançtan gruplar içinde kullanmış. Mesela Osmanlı'da millet sistemi dediğimiz şey cemaat sistemi. Mesela Ermeni cemaati, Rum cemaati, Yahudi cemaati bu İstanbul'un fethinden sonra Fatih'in gayrimüslimlere verdiği cemaat, oradaki cemaat aslında bir siyasi kimliktir. Otonom bir yapıdır bir yönüyle. Yani bugün Batı'nın bile verdiğinin çok ötesinde dini azınlıklara otonomi veren bir tanımlamanın adıdır. Ona cemaat demişler. Onun için hani dini cemaatlerle onlar da bazen karışıyor. Mesela Ermeni cemaati ile işte falan cemaat birbiriyle karışabiliyor. Oradaki cemaat Osmanlı Devleti'nin gayrimüslim azınlıklara verdiği resmi bir statüdür. Hukuki bir statüdür. Onu da karıştırmamak lazım. Peki bugünkü anlamda cemaat kavramı ne zaman çıkıyor derseniz aslında geçmişte tarikatlar daha önde ama hizmet hareketi gibi bir kısım cemaatlerin, tarikat olmayan cemaatlerin, yani cemaatleri de ikiye ayırmak lazım. Bir, hem tarikat hem cemaat olan cemaatler var. Bir, tarikat olmayan cemaatler var. Mesela Risale-i Nur grupları tarikat olmayan cemaatler. Ama mesela Menzil hem tarikat hem cemaat. Mesela Süleyman Efendi hem tarikat hem cemaat. İkisi de Nakşi'dir. Bunun yanında işte Kadiriler var filan. Tarikatten gelip cemaatleşenler var. Bir de hizmet hareketi veya Risale-i Nurlar gibi baştan itibaren cemaat olan, yani temel hedefi bir tasavvuf değil, sosyal hareketler olan, kültürel, sosyal, eğitimle ilgili hareketler olan cemaat yapıları var. Bunlar da, cemaatler de aslında Cumhuriyet döneminin üretimi biraz. Cumhuriyet döneminde dini eğitim, tekkeler, zaviyeler yasaklanınca tasavvuf ekolleri de yerin altına giriyorlar. Yani o zikirlerini, evradı, eskerlerini daha izbe, daha kenarda, kıyıda ve saklı gizli yapıyorlar. Takibata maruz kalıyorlar. İşte irtica dediğimiz ithama maruz kalıyorlar. Ama bir taraftan da Süleyman Hilmi Tunağan Hazretleri'nin de bunda tarikatlerin cemaatleşmesinde çok büyük etkisi vardır. En büyük bence cemaat hareketi de Risale-i Nur hareketidir. Yani üstadın tasavvuf kökenli olmayıp da cemaatleşen bunlar toplumun farklı ihtiyaçlarını gidermek için organize olan yapılar aslında. Yani dini ihtiyaçları değil sadece. İşte hizmet hareketinde gördüğümüz gibi bazen okul ihtiyacını, bazen dershane ihtiyacını, bazen kimse yok mu ile sosyal yardımlaşma ihtiyacını, ne bileyim işte uluslararası ticareti geliştirme, tüccarları bir araya getirme, konfederasyonlar kurma filan bunlarla birlikte münhasıran Türkiye'nin kentleşmesinin yoğun olarak yaşandığı dönemde cemaatler ortaya çıkıyor. Benim kendi tecrübem bile şunu gösteriyor. Ben orta bir diyeyim zannederim ilkokuldan bitirmiştim. Orta birdeydim. İmam Hatip Lisesi öğrencisiydim. Babam rahmetli Menzil cemaatine müntesipti o zaman. Ki bizim memleket Uşak.
menzilcilerin merkezidir. Pek çok insan şöyle zannediyor. Mesela Adıyaman'da menzilci belki bulamazsınız. Adıyaman ilinde menzil cemaatine mensup bulamazsınız. Hani orada da seçimi kaybedince menzile rağmen nasıl kaybetti? Menzil cemaati Batı Anadolu'da çok yaygındır. Uşak, Afyon, Kütahya, Denizli buralarda çoktur. Ankara'nın batısında çok fazla bulursunuz. Bizim orada da yaygındı. Eski MHP'liler, ülkücüler hapisten çıktıktan sonra hep menzile tabi oldular. Peder de beni küçükten alıp götürmüştü mesela. Menzil cemaatine tövbe aldığımı biliyorum. Bir Evet. vekilden. Sonra işte bana bir evrat verdi. İşte banyo yap, o suyu şöyle oku, önce oku sonra onunla banyo yap falan diye. Bir kısım ritüeller de söylemişti. Onları yapmıştım. Hatmeler verdiler falan. Onları da yaptım. Mesela ben ilk gittiğim dergahı hatırlıyorum. Menzil cemaatinin ki bugün bir imparatorluk menzil cemaati. Yani işte o altından varaklı yaprakların önünde şeyin tahtların önünde poz veren aynı cemaat değil mi yanılmıyorsam. Benim gittiğim o dergah özür dilerim ama böyle ufunetli, karanlık, kokan böyle bir binanın metruk bir köşesinde bir yerde ben tövbe aldım mesela. O zaman öyleydi. Ne zaman? 70'li yılların sonları. Tarikatler böyleydi o zaman. Yani bir hırka bir lokma mesabesindeydi. Ve dolayısıyla da böyle bir dönemde yokluk içinde insanların sadece kalbi hayatıyla meşguldüler. İnsanların dini inançlarını güçlendirme, evradı eskarını artırma, maneviyatına destek olma gibi bir çabaları vardı. Ama bu Türkiye'nin kentleşmesiyle birlikte tarikat ve cemaatler, hizmet hareketi de bu akımdan pay alarak büyüdü zaten. Hani bir rüzgar. Bunun sosyolojik arka planında şu var. CHP'lilerin de anlamadığı. Yani 60'lardan 70'lerden sonra tarikatlar, cemaatler neden bu kadar patlama gösterdi? Bunun arka planında Orada olan şunu şey kent. soracaktım hocam. Hemen orada şunu soracaktım. Acaba bu yer altına hani girdiler dediniz ya. O yer altına giriş bu patlamada acaba bir tesir olmuş mudur o noktadan? Onu da bir hemen arada soracaktım. Muhakkak ki olmuştur. Münhasıran hani burada rahmetle anmamız gerekiyor Süleyman Efendi Hazretlerini. Yani onlar hani bilenler bilir Anadolu'nun en ücra köşelerinde yurtlar yaptılar. Yani o yurtlardan önce de kurumsallaşmadan önce yani işte merdiven altlarında, ahırlarda insanlara Kur'an öğrettiler. Yani bizim şu anda gördüğümüz kurumsallaşmış hali. Bunu 1930'larda, 40'larda yurtları yokken nasıl yaptılar? Müritleri, o talebeleri 3 tane öğrenci buldu, onlara Kur'an öğretti. Yani Bediüzzaman'ın talebeleri, Risale-i Nurları elle yazıp da işte ne bileyim banyoların oluklarından atıp paylaşırken, ne bileyim şeyin sırtında bir yere saklayıp paylaşırken aynı zaman diliminde hani onu da şöyle diyebiliriz Cenab-ı Hakk'ın takdiri, güzel bir takdiri. Bediüzzaman Kur'an'ın anlamını korumaya çalışmış, ruhunu korumaya çalışmış. Onunla imanları tahkim etmeye çalışmış. Allah razı olsun Süleyman Hilmi Efendi Hazretleri de bulunduğu dönemde Kur'an'ın lafzını korumaya çalışmış. Kur'an öğrenimini canlı tutmaya çalışmış. İnsanlar Kur'an okumayı unutmasınlar diye Latin alfabesine geçilen alfabenin değiştiği Kur'an okumanın kaybolduğu bir ortamda köy köy sokak sokak bunları öğretmişler. Elbette ki 1970'lerden sonraki patlamada bu bir dönem yerin altına itilmiş olan o çalışmaların tohum olma özelliği var. Ama bu şunun gibi hani kış mevsiminde yerin altındaydı, topraktaydı ama bir değişim oldu. Türkiye'de 1970'lerden sonra kentleşme hızı çok yüksektir. Yani bu Türkiye'nin sosyolojik değişiminin temel özelliklerinden birisidir. 60'lara 70'lere kadar Türkiye'nin nüfusu %70'lerde 80'lerde değişen oranda kırsaldır. Onun için mesela Süleyman Demirel'inde, Menderes'inde siyaseti köylüye dayanır hep. Köylü üzerine oynamışlardır. Söylemler onun üzerinedir. Ama 70'lerden sonra hızla kentleşmeye başlamıştır. Ve kentlerde varoşlar ortaya çıkmıştır. Bu varoşların bir oluşturduğu orta sınıf olmuştur. Onun için mesela Özal döneminde bu köylüye yönelik söylem orta kuşak, orta direk, orta sınıfa yönelmiştir. Niye? Çünkü kentlerde bir birikim oldu. Böyle gecekondulaşmış, köyden çıkmış ama tam kentlileşememiş. Kentli gibi seküler değil,
dini inançlarını koruyan bir kesim oluşmuş. İşte cemaatleri ve tarikatleri aslında doğuran ve büyüten ortam buydu. O tohumlar bu toprağa düşünce ne oldu? Kurumsallaştı. Müesseselere dönüştü. Tabi bu arada 60'lardan sonra ülkenin demokratik şartları da değişti. Yani o tek parti dönemi bitti. Hukuk ve demokrasi kısmi olarak işlemeye başladı. Yerin altında olan tarikatler, tasavvuf ekolleri, cemaatler bu defa işte kendisine tarikat demese de atıyorum işte menzil dergahı, bilmem falan derneği, falan vakfı gibi kurumsallaşmaya ve oralarda zikirlerini, evratlarını, hatmelerini yapmaya başladılar. Küçük çekirdekler halinde. İşte Süleyman Efendi'nin talebeleri 8-10 öğrenciyi barındıracak yurtçuklar. Süleyman Efendi'nin yurtları hatırlarsınız ilk zamanlar hepsi illegaldi. Yani şu 80'lerden sonra kısmen legalleşmeye başladı. Binalar var ama resmiyette yoktu. İşte bir denetim menetim olduğunda kaçarlar, savrulurlardı filan. Türkiye'nin demokratikleşmesiyle, kentleşmesiyle, dönüşmesiyle birlikte cemaatler ve tarikatlar da aslında hem kurumsallaşmaya hem büyümeye başladılar. Hem de görünür olmaya başladılar. Bu görünür olma işte sekülerleri, kemalistleri rahatsız edip tedbirler almaya yöneltirken toplumun önemli kesimlerinden de aslında kucaklama gördüler. Niye kucaklama gördüler? Çünkü bu tarikat ve cemaatler Hizmet Hareketi'nin bunda anahtar bir rolü oldu. Hoca Efendi'nin açtığı müesseseler eğitime girmeye başladılar. Yani Süleyman Efendi'nin talebeleri bile hani yurt açardı ama asla okutmazdı öğrencileri. Hala Mahmud Efendi'nin okumaya karşıdırlar pek çoğu eğitim almaya. Yani ne yapacaksın? Modern okul okumaktan maksat onların medrese tarzı okul. Git Kur'an öğren, Arapça öğren ama müsbet ilimlerle ne işin olur? Bunlar ahiretini kurtar. Böyle bir yaklaşım iken hizmetin dönüştürücü etkisiyle diyeyim veya Risale-i Nur meşreplerinin dönüştürücü etkisiyle aslında münhasıran 70'lerden sonra diğer cemaatler ve tarikatlar da kurumsallaşmaya, yurtlar açmaya, sosyal, kültürel, içtimai meselelerle daha yakından ilgilenmeye başladılar. Toplum da bu insanları kabullendi. Niye? Kırsaldan gelen insanların çoğu dindar insanların çocuklarıydı. Anneleri, babaları dindardı. Kendileri olmasa bile çocuklarının dindar olmasını istediler. İmam Hatip'teki patlama da bununla ilgilidir aslında. Bu sosyolojik dönüşümle ilgilidir. Yani bastırıldı dini duygular, engellendi. İnsanlar biraz demokratik bir ortam görünce İmam Hatipler patlama yaptı 70'lerde, 80'lerde. Hani şu değil, Kemalistlerin dediği gibi bu kadar imam mı ne yapacağız? İmam Hatip'e gidip de imam mı çıkacak? İnsanlar çocuğun imam olsun diye İmam Hatip'e göndermedi ki. Veya kızlardan imam mı çıkacak? Kızları imam olsun diye göndermedi. Asgari dini bilgisi olsun diye gönderdi. İşte bu cemaat ve tarikatlar da İmam Hatiplerle birlikte toplumun bastırılmış dini duygularını tatmin etti aslında. O ihtiyacı karşıladı ve bu ihtiyaç gelgitler, kesintiler yaşamakla birlikte 28 Şubat 1980 ihtilali, bir kısım baskılarla birlikte toplum tarafından satın alındı, kabul gördü. Toplum kucakladı. Aa dedi ne güzel. Öğrencilere yurt açıyoruz, onun bursunu verdi, onun odunun kömürünü verdi, onun halısını, kilimini aldı filan. Aslında tarikatlar ve cemaatlerle toplumun muhafazakar diyeceğimiz %70'lik kesimi arasında sağlıklı bir diyalog kuruldu. Neye rağmen? İşte baskıcı Kemalist rejime, seküler baskıcı yaklaşıma rağmen ve insanlar bu baskıya, bu ötekileştirme, irtica mefhumuna rağmen olumlu bir Müslüman imajı edindiler tarikatların, cemaatlerin bu dönemdeki yaklaşımlarıyla ta ki yakın zamana kadar, AKP'nin bunları yozlaştırdığı döneme kadar. Yani insanlar mesela irticacı, mürteci derdi ama bir Müslümana hırsız demezdi. Veya ben sen Müslümansan ben Müslüman değilim demezdi. Yani onlar gibi baskıya maruz kalmak istemezdi ama onların dindar insanların mücadelesi de takdir görürdü toplumda aslında. Böyle gizliden gizliye bir hayranlık oluşturdu. Yani adamlar hapse de giriyorlar, mücadele de ediyorlar filan olurdu. Ama son sadece AKP'ye mahsus da değil bu. Son 30 yılda bu cemaatlerin, tarikatlerin 1990'lardan sonra münhasıran Özal dönemiyle birlikte
Cemaat ve tarikatlarda müthiş bir genişleme oldu, büyüme oldu ve farklı alanlara açılma oldu. Dediğim gibi hizmetin de etkisiyle her bir cemaat ve tarikat okullar kurdu, dershaneler kurdu, gazeteler çıkardı, farklı dergiler çıkardılar, kültür merkezleri kurdular. Bunların bir kısmı hizmeti takliden yurt dışına açıldılar. Hele hizmetin ortadan kaldırılmasından, müesseselerinin kapatılmasından sonra o alanların tamamını bunlar doldurdular. Ama bu dönem zarfında cemaatlerin ve tarikatlerin çoğu yavaş yavaş tedrici olarak özlerini kaybettiler. Yozlaşmaya başladılar. İşin içine para girdi, işin içine siyaset girdi, güç girdi, denetimsizlik girdi ve ortaya devasa güce, devasa ekonomik kaynaklara, devasa kurumlara hükmeden ama sorgulanmayan, manevi söylemlerle denetlenmeyen, söylemlerin altında kalıp da denetlenmeyen bir tarikat yapıları çıktı. Hani Yani hizmet hocam, kilidi. Mahmut hocam, yani para mı bozdu cemaatleri? Abi sadece para değil, para bozdu. Çok önemli bir şey. Paranın girdiği yer insanları bozar. Hatta Batı'da biliyorsunuz başka hiçbir şey değil. Parayı takip ederek bütün suçları çözerler. Bütün problemleri. Çünkü bir yerde suç, problem varsa para vardır. Paranın olduğu yerde problem vardır. Ama bu dönem zarfında bunun hani bütün suçu ben şey yıkmıyorum. Cemaat ve tarikatlere yıkmıyorum. Bunda Kemalistlerin çok büyük vebali var. Sekülerlerin. Müslümanları olduğu gibi kabul etmeyerek, tarikat ve cemaatleri STK, sivil toplum yapıları gibi görmeyerek, bunu bir ihtiyaç gibi görmeyerek, sürekli baskılayarak onların alenileşmesi, resmileşmesi ve yasallaşmasının önüne geçtiler Kemalistler. Bununla ilgili de hatta bir yazı yazmıştım. Ne zaman? Şubat ayında mı ne yazdım? Yani cemaat ve tarikatları Kemalistler şeffaflaştırır diye. Öyle bir yazı da yazmıştım. Şimdi Kemalistler baskı kurunca her bir tarikatla ilgili olabilir. Yani tarikat ve cemaatlerde de Kemalistlerde olduğu gibi Masonlarda olduğu gibi suçlular çıkabilir. Tecavüzcüler çıkabilir. Bu doğal bir şey. Burada yapılması gereken şey ne? O tecavüzcü, tacizci varsa hukuk karşısına çıkarmak, yargılamak, cezasını vermek. Ama her bir problem olduğunda ki çoğu zaman da problemi Kemalistler irade üretti. Suni ortaya koydu, büyüttü, mercek altına aldı, yoktan var ettiler bir yönüyle. Kapatalım, yok edelim falan dedikçe ne oldu? Tarikat ve cemaatler hani içe kapandı, savunma refleksi geliştirdi ve yasalardan daha çok kaçmaya başladı. Yasalardan kaçınca, hukukileşmeyince, yasallaşmayınca bu defa hani denetimsiz hale geldi. Maalesef Müslümanlar da kendi iç denetim mekanizmalarını kuramadılar, tarikatlar, cemaatler. Yani meşverete dayalı, şeffaf, hesap verebilir, geniş tabana yaygın yönetim yapıları kuramadılar. Öyle olunca ne oldu? Devasa tarikatlerin, cemaatlerin ekonomik bütçeleri, kararları işte bir şeyhin veya onun etrafındaki insanların eline kaldı. Ve bu defa şeyh ve etrafındaki insanların bu güçten sadece para değil, bazıları paradan nemalanır. O bazıları paraya dokunmaz ama onun enerjisi de güç olur. Güçten nemalanır. Yani mesela 1.000 kişiye hitap etme, bir emriyle şunu yapma filan bu da bir yozlaşmadır. Sadece paraya hükmetme yozlaşma değil. Cemaat ve tarikatların içinde o önde gelen insanlar bir şekilde bu denetimsizlik, İslami açıdan meşvereti kuramama, hesap verebilir olamama, töhmet alanlarından uzak kalamama gibi sebeplerle devasa yozlaşmalar oldu. Ve çok değil 30 sene işte benim çocukluğumda ufunetli bir dergahta zikirler, hatmeler yapılırken altın varaklı koltuklarda oturan şeyhler mesabesine gelindi, noktasına gelindi. Böyle olunca da tabii bu yozlaşma, cemaat ve tarikatlardaki yozlaşma toplumdaki dine bakışı da değiştirdi. Münhasıran gençlerdeki dine bakışı değiştirdi. Manevi hava, manevi bu atmosfer, yani cemaatlerin hani ilk çıkışındaki insanların şeyini yükseltme, kemalatını yükseltme, imanını artırma, yani bu tür mevzulardan vaz mı geçtiler, yoksa bunlar bir şekilde geride mi kaldı bu konular? Yani bu para ve güç öne çıkınca onlar geride mi kaldı, tamamen mi terk ettiler? Buradaki çizgi ne oldu?
Yani maneviyat terk ettiler diyemeyiz. Zaten bu tür şeylerde hani bir kova sütün içine yani bir miktar pislik karışınca onu mundar eder zaten. Yani elbette ki tarikat ve cemaatlerin içinde çok samimi insanlar var. Genelleme yapamayız. Onların hepsinin vebalini alamayız. Ama sonuç itibariyle ortaya çıkan bu denetimsiz ve devasa güç kaynakları önde olan pek çok insanı yozlaştırdı. Mesela yozlaşmalardan birisi de şu. Bu sonuç mu sebep mi bilemiyorum. Yani tasavvuf ekollerinde eskilerde hani Yunus Emre'yi mesela Tapduk Emre ne diyor? Düzgün odunlar getirmeye teşvik ediyor. Daha önceki tarikatlarda şeyhin halefi genelde kalbi hayatı en temiz adamlardan seçilirmiş. Ama şimdi 100 yıldır veya 50 yıldır bakın bütün tarikatlerde, münhasıran tarikatlerde, cemaatlerde değil de kim halef oluyor şeyhe? Oğlu, damadı, yeğeni filan. Dolayısıyla yani tarikatlar saltanata dönüştü. Dönüşmek de zorunda çünkü devasa güç var. Bunu ancak çocuğuna emanet ediyor. Ama bu sonuçta ne oluyor? Bu defa çocuklar birbirine giriyor. Hani eski Türk devletlerinde devletin ailenin mülkü olması gibi tarikat ailenin mülkü oluyor. Ondan sonra son dönem Menzil'de, son dönem İsmaila cemaatinde gördüğümüz üzere İsmaila cemaati biliyorsunuz Kabe'de birbirinin kanını döktüler 5-6 yıl önce. Kabe'nin içinde kavga ettiler. Bugün Menzil cemaati Abdülbaki Erol'dan sonra bir parçalandı. Oğlu bir yere gitti, kardeşi başında kaldı. Şimdi kardeşin çocukları tekrar parçalandılar. İşte duyduk 2 hafta önce Belçika'da mı birbirine girmişler, Türkiye'de birbirine girdiler filan. Bunun sebebi ne? Bunun sebebi bu cemaat ve tarikatlerin devasa ekonomik imkanlara sahip olması değil. Buna karşı değilim. Değiliz. Olmamalıyız. Yani devasa imkanlar olabilir. Buralarda da batıda yaşıyoruz. Tarikatlar ve cemaatler Türkiye'deki kadar yaygın. Her bir kilise bir tarikatın. Bakın bir cemaatin, bir tarikatın muazzam gayrimenkulleri var. Muazzam gelirleri var. Çeritileri var. Çeriti yani vakıfları var. Problem cemaat ve tarikatlerin çok paraya çok kuruma sahip olması değil. Problem bunların şeffaf hesap verebilir bir şekilde veya İslami manada meşverete yaygın, töhmetten uzak şekilde yönetilememesi. Bunun altyapısının kurulamaması. Buradan kavga çıkıyor. Öyle olunca ne oluyor? Mesela şu olsa ki hani Hocam menzil. burada da mı Kemalistlerin tesiri var? Burada Kemalistlerin tesiri yok. Bunu kurabilirlerdi. En azından şöyle kurmalılar. Hani legal kurmaktan kaçınıyorsan, legal kurmaktan kaçınmalarının hala gerekçesi var. İşte ortada cemaat, sendika kurmuş suç unsuru. Okula göndermek suç unsuru. Yani insanlar doğal olarak şunu düşünür. Yani dolaylı Kemalistlerin elbette suçu var. Ben legalleşirsem işte cemaatin başına gelen ortada. Yarın benim kurduğum derneğin benim kurduğum legal yapıların terör örgütü olarak sayılmayacağını ben nereden bilebilirim? Bunun çok tesiri var. Ama buna rağmen bu da mazeret değil. Yani bu önemli bir etken ama mazeret değil. Şunu yapabilmeli Müslümanlar. İslam'ın temel esasları gereği Hz. Ebubekir'in yaptığı gibi, Hz. Ömer'in yaptığı gibi hesap verebilir. Müminler arasında güç temerküzünü engelleyecek, otokontrol kuracak ama yasal gereklilikleri olmayan yapılar kurabilirdi, onu kuramadık. Yani bir şeyhin bütün cemaatin mal varlıkları üzerine tasarrufu oluştu. Ya bunun kuramama sebepleri ne hocam? Yani buna hani bir gelenek var. Yani İslami bir gelenek var. Halbuki muhasebe mevzu İslami gelenekte çok önemli. Yani oysa bu da bir muhasebedir. Yani ekonomikle alakalı meselelerde temel esas işte meşveret dediniz, muhasebe dediniz. Yani kaynağında ve kökünde olan bir mevzuyu hayata geçirememenin sebebi nedir? Yani bu kişisel mevzular mı yoksa anlayamama mı bilememe mi tecrübesizlik mi yoksa kurumsallaşamama mı bunun sebebi ne olabilir? Bence temel sebebi şu abi, en belirgin bariz sebebi cemaat ve tarikatların önde olan insanları mesela Şeyh'in, Mahmud Efendi'nin elini de öpmüşlüğüm vardır. Mahmud Efendi Hazretlerinin ben Burdur'daydım oraya gelmişti elini öptük.
Orada da Adınız da hani Mahmut zaten hocam. Bir evet, yakınlık da var. benim babam da menzildeydi önce, çok sigara içiyorlar diye orayı terk etti, Mahmut Efendi'ye gitmişti. Yani sonradan da tarikat değiştirdi. Onun çok camilerine falan gitmişimdir. Orada da çok muhterem bir adam vardı, vefat etti sonra, Mehmet Hoca diye Uşak'ta. Onun arkasında çok namaz kıldım. Çok müttaki insanlardı. Çok düzgün insanlar var. Hani deminki sorunuz eksik kalmasın. Cemaatler maneviyatı, tarikatlar maneviyatı terk etti, paraya boğuldu filan değil. Hala tabanda çok yaygın, çok samimi, hoş duran, gerçekten tarikatlar ve cemaatlerle kalbi hayatını diri tutan, İslam'ı anlayan, öğrenen, kendini geliştiren, kendini tanıyan, yenileyen, derinleşen çok insan var. Fonksiyonları hala devam ediyor. Ama bu problemin temel sebebi bence şu, münhasıran tarikatlerde, cemaatlerde de böyle ama cemaatlerde tasavvuf tarikat ekollerindeki gibi şeyhe bir mutlak biat bakışı yok. Hani üstadımız ne diyor? Bizim aramızdaki ilişki peder evlat ilişkisi, şeyh mürit ilişkisi değildir. Biz kardeşleriz diyor. Aynı davaya omuz veren kardeşleriz. Ama tarikatta bakış Aleyhine. böyle değil. Hatta tarikatın mantığı o zaten. Şeyhten feyiz alabilmen için onu yüksek bir yere koyman lazım ki onun maneviyatından istifade edebilesin, kalp gözün açılsın, işte onu anarak rüyalar görmeye çalışıyorsun filan. Dolayısıyla tarikatlerde manevi büyükler ve şeyhler öyle bir yere konuyor ki bu o tarikatlerin manevi silifte bir problem yok. Yani orada da olabilir egolar, megolar, onları karıştırmıyorum ama meselenin içine paralar, mal, mülk, gayrimenkul girince bu defa bu işte manevi makam farklı şeylere evriliyor. Onun için benim tezim şu abi. Cemaat ve tarikatlerin hepsinde Müslümanlar bunu yapmak durumundalar. Tebliğ ve irşat, manevi hayata hitap edenlerle, eden sembol kişilerle, kurumlarla, profesyonel yönetim isteyen kurumsal yapıların, ekonomik yapıların ayrıştırılması lazım. Maneviyat önderleri kalbi hayata hitap etmesi, tebliğle, irşatla vazifeli olması, insanların manevi hayatını takviye etmeye çalışması lazım. Ama şeyhin parayı istediği gibi tasarruf edememesi, paraya dokunmaması lazım. Hani Hoca Efendi'nin 40 yıldır hep söylediği gibi imamlar paraya dokunmasın. Üç anahtar şey var biliyorsunuz kaç yıldır. Hoca Efendi başından beri söyler. Üç kişinin tasarrufunda olsun. Mümkünse imam, hadim dediğimiz insanlar paraya dokunmasın. Tasavvuf büyükleri, şeyhler, tarikat önderleri böyle bir ayrım yapamadıkları için, yapılmadığı için, hizmetimiz bunu ne kadar yaptı bunu da tartışmak lazım. Hizmeti bütün bu tarikat ve cemaatlerin problemlerinden ari tutmuyor. Bizim de buradan almamız gereken çok dersler var. Yapmamız gereken şeyler var. O manevi alanla profesyonel yönetim alanlarını belki ayırmak lazım. Ve manevi şeyhleri korumak için aslında, o manevi büyükleri korumak için onları bu tür işlere bulaştırmamak lazım. Bulaştırdığın zaman ne oluyor? İşte menzilde gördüğümüz gibi bina kavgalarına düşüyor. Senin bir yere koyduğun maneviyat büyüğü, o bina benimdi, kardeşimindi, bir de kardeşler arası diye kavgaya tutuşuyorlar ve sen ihvan nezdinde bunların durumunu düşün. Düşmanlar nezdinde, İslam düşmanları nezdinde durumunu düşün. Bu çok önemli bir şey. Müslümanların şeffaf, açık yapılar kurması lazım. Denetlenebilir yapılar kurması lazım. Hesap verebilir yapılar kurması lazım ama bunları kurarken de maneviyat büyüğünün görüşü alınabilir. Buna bir şey demiyorum. Sorulabilir. Efendim şöyle mi yapalım, böyle mi yapalım? Meşveret edilebilir ama onların mutlak tasarrufunun bu tür yapılar üzerinde olmaması gerektiğini, onların maneviyata yönelmesi gerektiğini düşünüyorum. Hizmet içinde de belki hani Yani rehberlerle parayı yaklaştırmamak lazım birbirine, değil mi hocam? Yani hani bizim bildiğimiz bir rehberlik sistemimiz var ya mesela. Yani hiç evet. parayı düşünmeyecek ama paraya yaklaşmayacak mesela. Çünkü onlar rehber yani. Manevi rehberler. Veya Bunu bizde de hani hizmet üzerinden vereceksen abi, imam, rehber, hizmette görevli insanlar para yönetimini yapmamalı. Para yönetimini esnaf yapmalı. Bizim mütevellilerimiz vardı ya eski. Ya ama tabii o tabii. mütevelliyi biz de işletemedik. Otokritik yapalım burada. Yani kendi kendini sorgulayalım. Biz özellikle son 10 yılda, yani 15 Temmuz'dan önceki son 10 yılda mütevellileri
alınan kararların altına imza atması gereken adamlar haline getirdi ve onun yüzünden bir sürü insan hapiste şu anda. Oysa ekonomik yönetimlerin ekonomik tarafını, idari tarafını onlara vermeliydik. Bakın stratejik tercihler demiyorum. Yani okul açılmalı, açılmamalı. Bunu Hoca Efendi'ye elbette sorabiliriz. Bunu maneviyat büyükleri okullar açalım, şunu yapalım diyebilir ama bunların yönetimiyle ilgili, tasarrufuyla ilgili, paraya hükmetme, parayla oynama, parayı kontrol etme vesaire bu tür konuları esnaflara, mütevellilere vermeliydik. Bunu tarikatler daha kötü bizden. Hani hizmet hareketi bu noktada onlara göre çok daha iyi olduğunu düşünüyorum. Çünkü kağıt üzerinde de olsa bizim yapılarımız var. Kuruldu, işlettik, işletemedik ayrıca sorgulanabilir ama tarikatler de şimdi şeyhe, vekile, önde gelen insanlara ayrıca manevi şeyler yükleniyor. Dolayısıyla da onun müdahalesine karşı bir ihvanın karşı çıkması, itiraz etmesi, yok demesi çok da mümkün değil. Manevi konumdan dolayı onların pek çok şeyi bildikleri, kalp gözlerinin açık olduğu, isabetli karar verdikleri gibi şeyler ifade ediliyor ki bu şirke de girebilir. Hani akaidle çalışan hocalarımız, Efendimizin bile dünyevi işleri ben bilmem siz benden daha iyi bilirsiniz bu fide dikme meselesinde dediği bir ortamda şeyh olsun, hoca efendi olsun, başka bir şey olsun her şeyi bilir kabul etmek bir beşeri şirke girebilir. Ama tarikatların yapısı biraz da böyle. Yani onları manevi olarak bir yere koydukları, sorgulanmaz addettikleri için bu tür yapılar kuramadılar diye düşünüyorum. Dolayısıyla da yozlaştılar. AKP siyaseti de bu tarikatların içine sızdı. Yani niye yozlaştılar? Yozlaşmaya zaten müsait bir yapıları vardı. 15 Temmuz'dan çok önce Erdoğan siyaseti önceki dönemleri hatırlayalım. Yani AKP iktidarına kadar cemaatler ve tarikatlerin sınırlı sayıda grubu siyasi beyan deklare ederdi. Hatırlayın Yeni Asya cemaati biz Demirel'e veriyoruz. Hak Yol cemaati biz Erbakan'a veriyoruz. Ama ne Menzil, ne İsmail Ağa, ne İzmet Nur hareketlerinin hiçbirisi doğrudan bir siyasi Deklar irade etmez. beyanı, hele seçim öncesi deklarasyonlar filan yayınlamazdı. Bu süreçte siyasetle tarikatlar arasında yani olumsuz manada bir ortak yaşam oluştu. Ne deniyordu ona? Mutual yaşam mı? Biyolojide vardı. Ortak yaşam Doğal oluştu. yaşam. Evet. Birbirine bitişik yaşayan iki canlı mutual yaşamdı herhalde biyolojide. Birbirinden vazgeçemeyen cemaat ve tarikatler maalesef devletten imkanlar almaya başladılar. Arsalar almaya başladılar. Belki yakınlarını, çoluk çocuğunu devlete yerleştirmeye başladılar. Öbür taraftan da AKP siyaseti de bunların oylarını bloke etmiş oldu. Garanti altına almış oldu. Bu son 10-15 yılda yozlaşma sürecinin zaten potansiyeli vardı bence. O yapısal problemlerden dolayı. Siyaset de kirli bir siyaset de ortaya çıkınca, ilkesiz bir siyaset de ortaya çıkınca bu tarikatleri, cemaatleri tabiri caizse böyle topla oynar gibi oynamaya başladı. Tam bir orta malı haline getirdi. Önünde olanlara satın aldı ve cemaatler çok ciddi bir şekilde yozlaştılar. Bu AKP'nin bence politikasıydı. Ta 15 Temmuz olmadan önce de birkaç yazı yazmıştım. AKP cemaatleşiyor mu diye. AKP'nin yani Erdoğan'ın, AKP demeyelim, Erdoğan'ın cemaatlerle ilgili temel birkaç stratejisi vardı. Bir tanesi kendi cemaatini kurmak. Onun için Maarif Vakfı'nı kurdu. Bilaloğlu'nu görevlendirdi. İmam hatiplerin sayısını artırdı. Bu kendisine siyasi militan ve mürit yetiştirmek için imam hatipleri kullandı ve bu alanı geliştirdi. Ve burada da şu an hani çok konuşulan bir şey değil ama ciddi manada bir tarikat, bir cemaat kadar adamların potansiyeli var ve eğitimli insana ulaşıyorlar buradan, Maarif Vakfı üzerinden. Birincisi buydu. İkincisi de mevcut cemaatleri denetim altına almak. Bunun için Erdoğan belki çok erken vakitlerden itibaren MİT üzerinden cemaatlerin içine girdi. Mesela İsmail Ağa cemaatinde şimdi bir sürü kavga gürültü var ama bu yeni değil. 15 senedir zaten o cemaatin içine hallaç pamuğu gibi attı. Çok yakından takip edemedim ama Menzil cemaatinin içinde mutlak manada çok ciddi etki elemanlarının olduğunu düşünüyorum. Farklı cemaatlerin içinde olduğunu düşünüyorum. Yani bir, kendi cemaatlerini kurma.
Bunu Bilal üzerinden, Maarif Vakfı üzerinden, İmam Hatipler üzerinden yaptı ve oldukça başarılı oldu. Bugün bürokratik kadroları oradan atamalar yapıyorlar. İki, diğer cemaatlere oy potansiyeli haline getirme, onları MIT üzerinden kontrol etme, karıştırma, alternatiflerini üretme, hatta cemaat liderlerini belirlemeye kadar bu konuda etkin olduklarını söyleyebiliriz. Üçüncüsü de işte Hizmet Hareketi gibi kontrol edemediklerini de terörist ilan etme, itibarsızlaştırma, üzerine gitme, imha etme. Süleyman Efendi cemaatinin ana akımı da bunlardan diye düşünüyorum. Yani onlar da idari maslahatta bulundular ama bunlara teslim olmadılar. Onlara da her an böyle bir savaş açabilirler ki bir kısım zararlar verdiler zaten. İşte Furkan Vakfı gibi, Yeni Asya Cemaati gibi bunlar da kontrol edilemeyip de şeytanlaştırılan cemaatlerden. Peki bunlarla ilgili çözüm önerisi ne? Onu da Yani ifade edin Mustafa. bu yozlaşmadan cemaatler veya tarikatlar nasıl kurtulabilir? Çözüm yolları neler olabilir üzerinde herhalde duracağız. Evet. Şimdi bununla ilgili ben iki tane yazı yazmıştım. Bu yazılardan dolayı da hizmet içinden de çok eleştiri aldım. Tarikatlarda Mabeyn-i Humayun 1 ve 2. Bu aslında hizmeti hedef alan bir yazı değildi. Ama hizmete de uyan tarafları çok olduğu için genel tüm tarikat ve cemaatlerin yapılanması ile ilgili tespitler ve çözüm önerileri içeriyordu. Mesela bu gözle okusunlar. Hizmet gözüyle okursanız bana cephe alabilirsiniz. Olan hizmete vuruyor bu denilebilir. Ama hizmete de uyan tarafları varsa hani ben bir elbise biçtim uyuyor filan diyor ya Necip Fazıl mı diyor onu. Tarafları da olabilir. Biz de yani kusurdan münezzeh değiliz hizmet olarak. Ama bunu yazarken de baştan genel bütün cemaat ve tarikatleri dikkate alarak yazdım. İki yazı bence bu kitabın içinde de en önemli yazı onlardır. Yani hem tespit hem çözüm önerileri. Ben çözüm önerilerini size okuyacağım. Tarikatlarda münhasıran tepe noktada oluşan kirli bir yapı yani veya yozlaşmış yapılar bunların oluşmasına engel olmak için yozlaşmaya genel manada engel olmak için ne yapılabilir? Evet. Cemaatler, tarikatlar bazı laiklerin dediği gibi din ticareti yaparak insanları sömürüyor, saf yılanları kandırıyor mu? Öyle değil, öyle inanmıyoruz. Yani bütün toplumsal yapılarda olduğu gibi cemaat ve tarikat yapılarında da yozlaşma olur, kirlenme olur. Kanarya Sevenler Derneği'nde de olur, Masonlarda da olur. Nitekim bir sürü Kemalist tarikat, onlara da tarikat diyebiliriz. Yani Mustafa Kemal'in kitabını satarak, onu satarak, bunu satarak bir sürü şey yaptılar. Şunlarla özetleyeyim. Ondan sonra Asım Hoca ile de bizim programımız var. Neler yapılabilir? Bir, tarikat türü yapılarda manevi önem atfedilen kişilerin evrad-ı ezkar, nasihat, irşat gibi konularla meşgul olması, onun dışındaki konuların meşverete açıklığa dayalı heyetlere bırakılması problemi azaltacaktır. Buna söylemiştim, değinmiştim zaten. İki, bir yerde güç ne kadar temerküz ederse orayı ele geçirmek, o gücü kontrol etmek için o kadar çok rekabet olur, mücadele verilir. O güç dağıtılır, adem merkeziyet olursa mücadele azalır, problemli alanlar azalır. Onun için cemaat ve tarikat yapılarında her şeyin bir elden kontrol edilmesi yerine yerel mütevelliler yapılar oluşturarak mülkiyetleri para ve güç oluşturan şeyleri de yerele devrederek yani işte benim bulunduğum şehirde varsa bir müessese buradaki insanların olmalı. Buradaki insanların da bir kişinin değil. Yani manipüle edilemeyecek bir çoğunluğa bina edilme, mütevelli dediğimiz kararlarını onlar almalı. Dolayısıyla yerelleşme mümkün olduğunca ekonomik imkanların ve gücün dağıtılması tepe noktalardaki bu kardeşler arası mücadeleleri, savaşları azaltacaktır. Üç, suistimallerin azaltılması, dar oligarşik bir yapının, grubun etkin olmaması için güçlü kişiler, tarikat ve cemaatlerdeki samimi güçlü kişiler, tarikat ve cemaat yapılarının bu yozlaşmaları karşısında sessiz kalmak, zamana bırakmak yerine inisiyatif almalılar, öne çıkmalılar ve yozlaşmalar, yolsuzluklar konusunda akışına bırakmamalılar. Yoksa ortalığı mürahiler, işte menfaatçiler, bugün AKP'de olduğu gibi, başka yerlerde olduğu gibi onlar elde ederler. Tabanın saygı duyduğu bütün cemaatlerde vardır bunlar. Maneviyatı olan, itimat edilen insanların bu tür durumlarda inisiyatif alması yozlaşmayı engelleyecektir. Üç,
Tarikatlarda manevi konumlar genellikle ırsi ve ailevi kanallardan kazanılıyor. Babadan oğula, damada, şeyhe ve ailesine önem ve anlam yükleniyor. Oysa ırsi kazanımlarda ehliyet her zaman şaibelidir. Ne var ki şeyhin sülbünden gelen veya yakını olan insanların eleştirilmesi ve sorgulanması tarikatlarda mümkün olmaz. Manevi liderler tavsiflerde yakınlıktan çok liyakata, niteliğe önem verirlerse yozlaşmanın önüne bir miktar geçilebilir. 5. Tarikat cemaat türü oluşumların kurumsal yapılarında akçalı kısımlarında şeyhin, liderin ailesine, yakınlarına asla yöneticilik, görev, konum, sorumluluk vermemek gerekir. Bu da onları korumak için bence. Onların maneviyatını diri canlı tutmak, saygınlığını sürdürmek için onları paradan uzak tutmak lazım. Bu en başta onların manevi etkilerini kıran, zihinlerini irşattan, tebliğden uzaklaştıran, onları suizan ortamlarına iten bir durumdur. Mümkün olduğunca bu tür organizasyonlar birikimi, liyakatı, donanımı, güvenilirliği olan insanlarla yürütülmelidir. 6. Cemaat ve tarikat türü yapıların doğrudan ticari iş ve ilişkilere girmemesi, paylaşılacak makamları, imkanları az, vuruşulacak noktaları azaltması önemlidir. Yani biz de yapmıştık. Ayakkabı üretme. Hani hep eleştirilir. Bunlar hizmetin ayakkabı üretmeyle ne alakası var? Gömlek üretme gibi. Yani bu parayı çoğaltıyor. Dolayısıyla rekabet alanını artırıyor. Yeni makamlar, suni makamlar oluşturuyorsun. Holdingler kuruyorsun. Yani stratejik olanları anlarım. Mesela televizyon kurma, gazete. Bunlar tamam. Bunlar gerekliydi ve oldu da. Yani bunlar da misyonunu eda ettikten sonra yozlaşmaya engel olacak şekilde nasıl yapılandırılır o da düşünülmeli. Ama onu da açalım, bunu da açalım, şunu da et de üretelim, şunu da yapalım dediğin zaman o zaman şirazeden çıkıyor ve hizmet etmesi gereken kurumlar, maneviyat üretmesi gereken kurumlar birilerinin çiftliğine dönüşebiliyor. Ya da art niyetli insanlar oraları ele geçirmek için dokuz takla atıyor. Bir sürü yöntem geliştiriyor ve bu yozlaşmayı hızlandırıyor. 7. Bu önemli bir konu ama eleştirilebilir. Bana katılmak zorunda değil kimse. Dini gruplarda şeyhin, liderin her konuyu bildiğine, her alanda söylediğinin önemli olduğuna inanılır. Oysa manevi otoriteyi kullanma, biat ve itaat kültürüyle profesyonel yönetim, objektif yönetim bağdaşmaz. Yapılan işleri verimlilikten ve rasyonellikten çıkarır. Hazreti Peygamber bile bir fidan dikip tutmadığında siz dünya işlerini benden daha iyi bilirsiniz demiştir. Onun için manevi işlerin dışındaki alanlar profesyonellere, o işi bilen insanlara bırakılmalı. Dini gruplarda şeyhin her sözünde büyük keramet, hikmet aramak tarikatların en önemli açmazlarından. Yani bir eleştirel yaklaşım olmuyor tarikatlerde münhasıran. Mesela hani Hoca Efendi'ye de bizim gruplarımız içinde bir tarikat liderinden, arkadaşlarımız içinden daha öte bir makam yükleyenler de var ama biliyoruz ki Hoca Efendi bir şeyi eleştirdiğinizde düşünüyor. Veya eleştirilmesinden, farklı alternatif geliştirilmesinden memnun oluyor. Veya soruyor mesela, kendisi soruyor, araştırıyor filan. Ama şimdi cemaat ve tarikat yapılarında bu edebe de mugayir kabul ediliyor. Şeyhim zaten bir problem varsa görür ve çözer. Şimdi böyle inandığın bir ortamda bir profesyonel kurumu yönetemezsin. Bir ticari kurumu yönetemezsin. Böyle bir şey olmaz yani. Onun yerine yani bu tür işlerin bir mantık muhakeme süzgecinden geçirilmesi lazım, analiz edilmesi lazım. Bu tür yapıları kuracak o cemaatlerin, tarikatlerin içinde akil, iş bilir adamların olması lazım. Ticareti bilen, profesyonelliği bilen, kurumsal yapıları bilen, bunları oturtacak adamların belki inisiyatif alması, o manevi alanla bu alanları ayırması lazım. Evet, tarikat cemaat türü yapılarda avantajlı, dar, oligarşik bir halka oluşmuşsa, ki bütün bu cemaatlerde var, yani şeyin tarikatlerde var, Cübbeli'nin şu andaki mücadelesi bu işte, tarikatı ele geçirmek adamın derdi. Vefat eder etmez daha, etmeden, cenaze kalkmadan kardeşlerin birbirine girmesi, o gücü merkeze ele geçirme çabası. Bu tür durumlarda dinin istismarına mani olmak için böyle yozlaşmaya müsait, düzgün olmayan insanlarla mücadele etmek, onların yerine daha düzgün insanları
öne çıkarmak bir vicdani sorumluluktur, gerekliliktir. Sessiz kalmak vebaldir. Bunu yapmak milyonların hukukunu korumaktır aslında. Onun için hizmetimizde de öyle, başka yerlerde de öyle, bir yerde problem görüp susmamak, sıkıntılar varsa üzerine gitmek, çözmeye çalışmak lazım. Susmak o vebali büyütmektir. Milyonların hakkına tecavüz etmektir. Onun için hani önde gelen abilerimize, büyüklerimize, hizmetimizde de tabanın veya tarikatlerde de hürmet ettiği insanlara inisiyatif alma, makul şekilde yapıcı, hani bunu çırtkanlık yaparak değil, aklı selimle, makul yollarla öne düşme ve inisiyatif alma, tehlikeleri engelleme gibi bir misyon düşer diye düşünüyorum. Dini gruplarda, tarikatlarda liderlere büyük maneviyat, basiret, donanım atfedilir. Kalp gözüyle her şeyi göreceği, Allah'ın inayetiyle şer şebekeleri fark edip bertaraf edeceği düşünülür. Sebeplere ve tevhid akidesine aykırı şekilde şeyhin, liderin bütün problemleri mucizevi şekilde görüp harikulade yollarla çözmesi umulur. Bu nedenle de genellikle ihvan arasında makul ve makbul ve aklı selim kişiler devreye girmeyi abes sayar. Biraz önce söylediğim şey, yani girmeliler. Batıdaki yapılar söylenilenin aksine bize önemli bir örnek. Batı'da çok büyük, çok geniş paralara hükmeden çeritiler var, cemaatler var. Cemaatler, yani Hristiyanlığın, Protestanlığın, Katolikliğin farklı tarikatları var. Ve bunlar paraları çok güzel, çok düzenli tertipli harcıyorlar, asıyorlar, hesap veriyorlar. Batı'daki tarikat ve cemaatlerden, çeritilerden bizim bütün tarikat ve cemaatler olarak alacağımız çok şey var. Denetimsizlik, kapalılık, art niyetlerinin, yozlaşmaya müsait insanların cirit attığı bir ortam oluşturur. Bundan uzak durmak lazım. Yani virüsün üreyeceği ortamlar oluşturmamak lazım. Suizan ortamlarından kaçınmak lazım. Hadis-i şerif, töhmet ortamlarından kaçılın diyor. Cemaat ve tarikat yapılarında manevi hizmet, toplumsal dini hizmet yaptığını iddia eden insanlar töhmet kapılarını kapatmalı, suizan kapılarını kapatmalı. Bunun için de yapılan bütün hizmetleri istismara kapalı, manipülasyona da kapalı. Manipülasyona kapalı olması için ne yapmak lazım? Tabana yaymak lazım. Mümkün olduğunca çok insana yayarsanız, Mahmut'u koyarsanız manipüle eder. Fatih'i de yanına koyarsanız ikisi de manipüle edebilir. Ama 10 tane güvenilir adam koyarsanız manipüle edilemezler. Manipülasyona ve suistimale kapalı yapılar kurmak lazım. Bir de dini grupların, tarikatların, cemaatlerin, benim geldiğim nokta, oyları olabilir. Bir vatandaşlık hakkıdır oy kullanmayı, demiyorum. Siyaset biliminde de zaten sivil toplum grupları, baskı grupları diye gruplar vardır. Bunlar siyasetin parçalarıdır. Dini grup ve cemaatler de doğrudan siyasetin parçası değildir ama elbette kendini ilgilendiren konularda baskı grubudur. Yani nedir? Camilerle ilgili bütün müminler elbette ki bir şey diyecek. Ama onun ötesinde tarikat ve cemaatlerin politize olacak şekilde siyasetle ilişkiye girmemeleri, siyasetle ilişkilerini oy kullanma hakkı, baskı grubu olma, sivil toplum grubu olmanın ötesine götürmemeleri lazım. Son 15 yılda gördüğümüz şey siyaset, cemaat ve tarikatleri çok feci şekilde yozlaştırıyor. Evet. Benim söyleyeceklerim bunlar hocam. Hocam Bu şimdi kitapta da buna dair yazılar evet. var. Kitabın Biraz içinde önce siz de farklı. ifade ettiniz, tenkit edildiğiniz bir yanlar olduğunu söylediniz. Bu tenkitlere nasıl cevaplar veriyorsunuz? Buradan o pencereyi bir açalım hocam, sonra da kapatırız. Yani kim sizin için tenkit ediyor ve bunlara vereceğiniz cevap nedir? Abi, tenkit edilebilir. Yani insanlar şöyle, hizmetin bu sıkıntı yaşadığı bir dönemde eleştiriyor musun? Hani köprüyü geçerken niye bunu yapıyorsun? Olağan dışı bir dönem yaşıyoruz. Aslında bu sosyolojik olarak yanlış. En büyük dersler en büyük olaylardan sonra alınır. Kazalardan sonra alınır. Yani şunu söylemek yanlış olur. Ya şu anda ders çıkarma zamanı mı? Hayır, tam ders çıkarma zamanı. Ama bu dersi uhuvveti bozacak, birlikteliği bozacak şekilde çıkarman gerekmiyor her zaman. Kavga ederek çıkarman gerekmiyor yani. Ders alır, not alırsın, ibret alırsın veya kapalı kapılar ardında iç halkada, ya bunları yaşadık, bir daha yaşamamak için ne yapalım? Aynı çukura bir daha düşmemek için neler yapalım? Şu andaki durumumuz bu. Bir durum tespiti yapalım.
çıkış yolları arayalım diye medyaya açık olması gerekmez bunun. Yapılabilir. Bunları çok yapamadık. Yapan insanları da genelde bazı arkadaşlarımız beni de o kategoride ele aldılar. Hatta beni öyle ifrat kategorilere koyanlar oldu ama genelde Allah'tan ifrat kategorilere koymuyorlar beni. Daha makul kategorilere koyuyorlar. Yani ben de benim orada söylediğim birkaç yazıda da yazdım. Ben bunları bir manevi sorumluluk olarak kabul ediyorum. Onun için yazmayı bir mecburiyet, paylaşmayı bir mecburiyet olarak görüyorum. Onun için de zaten yapıcı yazıyorum. Problemleri koyarken çözüm yollarını öneriyorum. Kuvveti zedelemeyecek, ümitleri kırmayacak şekilde yapmaya çalışıyorum. Egom karışıyor mudur? Mutlaka karışır. Kendimi önemli, bak konuşulan adam filan önemli hissettirecek hisler yoktur diyemem ama temelde bu son 7-8 yılda yazdığım şeylerin tespit ettiğim, gördüğüm sosyal bilimci olarak konuları ortaya koyma ve çözümlerini önermede bir manevi sorumluluk olarak yaptığımı düşünüyorum. Bunun aksine düşünenler olabilir, onlara da saygı duyarım. Sen kendini gösteriyorsun, işte egonu, hatta şöyle de diyorlar, kendine makam hazırlıyorsun, ne almak istiyorsun filan diyenler de olabiliyor. Peki hocam, şimdi siz lozlaşmadan kurtulmanın maddelerini söylediniz. Şu anda tek tek de saydınız daha önceki yazdığınız hareketle. Bugüne geldiğimiz zaman bu maddelerin hayata geçtiğini gördüğünüz ve sevindiğiniz anlarınız oldu mu hiç? Abi geçiyor yani Lozlaşmadan hizmet kurtulma. üzerinden düşünecek olursak ben ümitsiz değilim. Sosyolojik dönüşümler uzun zaman alır ve sancılı olur. Hizmet hareketinin bir de bütün organizasyonel yapılar, hiyerarşik yapılar dönüşüme kapalıdır. Bu da sosyolojik bir vaka tespit yani. Kendiliğinden dönüşemezler. Bir itici güç gerekir. Onun için dünyada devrimler olmuştur. Yani işte Fransız sarayı aç ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler dediği için bir devrimle dönüşmüştür. Yani hayattan kopmuş, dünyayı görmüyor, gerçeklikten uzak olduğu için. Sovyet rejimi keza, Bolşevik devrimi de öyle. Yani genelde hiyerarşik sosyal yapılar kendiliğinden dönüşmez. Bu doğal bir şey. Bu sosyolojinin, siyaset biliminin, sosyal bilimlerin kanunu. Ama ben hizmette bir dönüşüm ve değişimin olduğunu görüyorum. Olumlu manada. Münhasıran Batı dünyasına yerleşmiş olmamız, buralarda okuyan insanlar filan istenilen hızda olmayabilir ama bu konuda ümitliyim. Genç, güzel çocuklar, gençler de geliyorlar. Yeter ki biz onlara alan açalım. Bu gençleri yani işte böyle yeni yetmeler filan gibi görmeyelim. Çok akıllı, çok gerçekten donanımlı çocuklar var. Ama işlemcileri bizim gibi çalışmıyor. Bunu görmek lazım. Biz yani işte bilgisayarların hani o işlemcilerinde geri işlemciye sahibiz. Onlar daha ileri. Bizim gibi değiller diye dışlama yok yani onları yok sayma veya farklı görme eğiliminde oluyoruz. Gençlerden de ümidim var. Bir dönüşüm seyri de var Allah'ın izniyle. Hizmet için bu noktada ben ümitliyim. Geleceğin dünyasında Batı'da yetişen çocuklarımız, gençlerimiz hizmeti daha ileri bir noktaya dönüştürecek, taşıyacaklar. Bu noktada sağlıklı yapılar kurma adına da hizmetin mesafe aldığını düşünüyorum. Peki hocam siz biraz önce sözünüzün başında hani cemaat ve tarikatların böyle yer altına girmek zorunda bırakıldılar dediniz. Peki bugün geldiğimiz noktada cemaatler ve tarikatlar yeryüzüne çıkmaya başladı mı ya da artık yeryüzünde varlar diyebiliyor muyuz? Yok, yeryüzüne çıkamazlar çünkü hala tehdit devam ediyor. Yani bunun yollarından, önemli noktalarından birisi de şu. Bu sadece cemaatlere bağlı bir problem değil. Türkiye'de demokratikleşme olur. Hukuk, anayasa, yasalar işler ve herkes için işlerse bu çözülür. Şimdi düşünün yani ben menzil cemaatindenim. Şu anda çok iyi keyfim. İktidarla iç içeyim. Ama CHP geldiğinde ben Gülen cemaatinin yediği dayağın aynısını yemeyeceğim nereden bileyim? Dolayısıyla da tedbiri elden bırakmam. Dolayısıyla gardımı alırım. Bunun çözümü yine sekülerlerde aslında. Önemli oranda ve Türkiye'nin toplumun genelinde. Yani Türk toplumu şunu kabullenmeli. Kemalist derneklerde ben eskiden daha rigid davranıyordum. Kemalistler içinde isterse diyorum Mustafa Kemal'i tapsınlar. Beni ilgilendirmiyor yani. Kemalistlerin de, Kanarya Derneği'nin de, tarikatlerin de, cemaatlerin de sivil toplum olarak kabul edildiği, aynı denetim sistemine tabi olduğu, aynı kurallarla çalıştığı
demokratik hesap verebilir, şeffaf, hukukun üstün olduğu bir yapı kurarsak cemaatler normalleşir. Yoksa bu katı laiklik sopası, laikliğin de kötü bir şey olmadığını, kapsayıcı laiklik, dışlayıcı değil, kapsayıcı, kuşatıcı bir laiklik anlayışı olursa, İslam'a da uygun bence bu. Öyle bir ortam olursa hiçbir tarikat, cemaat kendisini gizlemek zorunda kalmaz. Veya tarikatın içinde biri bir suç işledi, ben derim ki kardeşim git cezanı çek, hukukta yargılan. Cemaati korumaya kalkmam. Ama şu anda bir suçlu üzerinden bütün cemaati imha etme, bütün tarikatı imha etme çabası içinde olduğu için Kemalistler, sekülerler ne yapıyor? Tarikat ve cemaat suçluyu koruma eğiliminde oluyor. Siyasetçiler de onu yok sayıyor. Yok saymanın mukabili ona diyet ödetiyor bir sürü. Yani genel çözüm aslında Türkiye'nin demokratikleşmesinde, hukuk devletine geçmesinde. Hocam Avrupa'da bunun tersi. Yani şeffaf olmayan cemaatlerin yaşama hakkı pek yok. Yani Türkiye'nin tersine. Evet. Buna ne diyeceksiniz? Yani orada işte hukuk olduğu için ha. Niye? Yani bir hesap verebilirlik var, demokrasi var. Ama kimse de Batı'da saçma sapan bile olsa, ya yani mantıksız bile olsa, sen niye böyle bir şeye inanıyorsun demiyor insanlara. Onun vebali ona, bizde de öyle. Yani leküm dinüküm veliye din. Yani adamın ite mi ota mı taptığı bizi çok da ilgilendirmiyor birinci derecede yani. Ahirette Aynen. onun hesabı karşına çıkacaktır. Aynen. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Türkiye gerçekten hukukun üstün olduğu demokratik bir devlet değilse ne olur? İktidarlar o resmi denetim mekanizmalarıyla tarikat ve cemaatleri kontrol etmek ister. Ettiler. Hizmetin başına gelen de o. Tersinden hizmeti cezalandırma şeklinde, diğer cemaatleri de ödüllendirme şeklinde. Yani kamusal kaynaklar ve imkanlar ve denetim mekanizmaları nötr olmalı. Siyasetin inisiyatifinde olmamalı bütünüyle. Bu da hukuk devletiyle mümkün. Kuvvetler ayrılığıyla mümkün. Türkiye'de o yok maalesef. Yani şu anda AKP gitse, CHP gelse onlar da farklı istismar ederler. Evet. Hocam çok teşekkür ediyoruz Mahmut Hocam. Biz Vaktinizi teşekkür ederiz. ayırdınız. Sağ olun. Bizimle beraber oldunuz. İnşallah yine farklı ve güzel bir konuda bir araya geliriz. Ümit ediyoruz. İnşallah. Ben teşekkür ederim. Umarım Peki hocam yararlı siz olur.